Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum, terörü lanetliyorum, milletimizin başı sağ olsun. 11 Aralık'tan beri bu salonda bütçe görüşmeleri yapılıyor. Gelen bakanların verdiği rakamlara göre her şey yolunda. Öve öve bitiremediniz. Adeta biz farklı bir ülkede mi yaşıyoruz algısı oluşmaktadır. Ancak rakamlara baktığımızda AKP'nin 21 yılda ülkeyi getirdiği durum bakanların süslü cümlelerindeki gibi değil. 10 Temmuz 2018'den 2023'e kadar 4 bakan değişti. 2018'de 4,5 lira olan dolar bugün 29 lirayı geçti. Bu ekonomik tablo içerisinde kur korumalı mevduat garabetiyle vatandaşın vergisi zenginlere gitti. Türkiye'nin dış borcu 21 yılda 3,5 kat arttı, gelirlerinde bir artış olmadı. Vatandaş her geçen gün yoksullaştı, AKP 128 milyar doların hesabını bile veremedi. Değerli milletvekilleri, merkezi bütçenin dağılmasında da adaletsizlik yaşanıyor. Turizm kenti Antalya, milli gelire en çok katkı sağlayan şehirlerden biri olmasına rağmen bütçeden hak ettiği payı alamıyor. Turizm sezonunda milyonlarca turistin geldiği bölgenin ihtiyacı olan Antalya-Alanya yolunu yıllarca söz vermenize rağmen bitiremediniz. D400 karayolunda kilometrelerce kuyrukta yolculuk zulme dönüşüyor. 6 kez ertelenen, ihalesi ancak bir hafta önce yapılabilen ve de o da eksik yapılan yol Serik'ten başlıyor. Ayrıca bitmesi için de yıllarca bekleyeceğiz. 122 kilometrelik yolun her bir kilometresinin maliyeti 628 milyon Türk lirası. Bu parada yap işlet ile vatandaşın cebinden çıkacak. Değerli milletvekilleri, önceki gün 2019 yerel seçimlerinde sahada AKP düzenine karşı beraber çalıştığımız bir Antalya milletvekili, genel başkanımız ve Manavgat Belediye Başkanımız hakkındaki iftira ve yalanlarla dolu bir açıklamada bulundu. 2019 yılında Turizm Bakanlığı'nın Manavgat Sorgun Ormanı'na akvapark yapılması için izin verdiği ve ağaçların kesildiği projeye karşı beraber direniş gösterdiğimiz, şimdi de dönüş hızına yetişemediğimiz aynı milletvekili bugün ne değişti de rantın yanında oldu. Dün Turizm Bakanı'na demediğini bırakmayan, şimdi Turizm Bakanı ile birlikte rantı savunur olmuş. Ona dün AKP iktidarına karşı söylediklerini buradan hatırlatalım. Bahsettiğim mesire yeri ile ilgili ön ve kesin tahsis işlemi yapılmış, yer teslim için bakanlık yazı yazmış, ona rağmen yıllarca belediyeye teslim edilmemiştir. Yıllar sonra gerekçesiz bir şekilde tahsis iptal edilmiştir. Burada ulu alanın rövanşını almışlardır. Manavgat Belediyesi'nin yatırdığı tutar, yerin ormandan turizme geçtiği için yasa gereği ağaç koruma ve bakım bedelidir. Oysa vekil konuşmasında bu tutarı ağaç kesme bedeli olarak göstererek büyük bir yalan söylüyor, iftira atıyor. Bizim belediyelerimizde hiçbir zaman rantçı projeler olmaz. Siz kendinize bakın, parsel parsellerinizin hesabını verin. İktidarın beceriksizliği yüzünden Manavgat orman yangını 10 gün sürdü. Yangın söndürmeye uçakları yoktu. 71 hektar alan yandı. Yangından zarar gören vatandaşın evlerini bedava mı yaptınız? Burada konuşuyorsunuz. Vatandaşa senet imzalatıp borçlandırdınız. Vatandaş ne ödeyeceğini halen bilmemektedir. Yangından zarar gören ağaçlar ihaleyle satıldı. Yangından mal kaçırmak işte tam da budur. Bu ağaçların bedeli nereye gidecek? Siz önce onların hesabını verin. 3 yıldır ağaç kesimi devam ediyor. Ağaçları taşıyan ağır tonajlı araçlar nedeniyle köy yolları hasar gördü. Onu bile üstlenmediniz. Yolları düzelten yine bizim belediyelerimiz oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde yine Antalya, Manavgat ve diğer ilçelerimizi halk ile birlikte yöneteceğiz.
Fakat Uluğalan'da denize sıfır 3000 dönümlük yere Turizm Bakanlığı'nın golf otel projesi mahkeme kamuru yararı olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Halkın topladığı yüz binlerce imza ve mahkeme kararına rağmen Turizm Bakanlığı aynı ratçı projede ısrar etmektedir. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Daha bitmedi. Kemer Gönlük'te sınırları Milli Park'a giren arazi AKP MKYK üyesinin yeni oteli için peşkeş çekiliyor. Antalya Akseki Değirmenlik Mahallesi'nde 17.500 metrekare ormanımızı niye göre orman vasfından çıkardınız? Turizm Bakanlığı bilirkişinin hukuk aykırı raporuna rağmen Kemer Fasilis Antik Kenti'ni betonlaştırmaktan vazgeçmedi. Kıyılarımızdan ve ormanlarımızdan artık uzak durun, rantçılıktan vazgeçin. İkinci yüzyıla her türlü hukuksuzluk ve adaletsizlikle girdik. Siz hala sahte ekonomik raporlar... Sayın Yeneroğlu, buyurun.